Herkese merhaba, ben Dilan. Kanalıma hoş geldiniz. Hello people. Hala Esma'nın evindeyim. Esma'nın evinde çökmüş durumdayım. Bu üçüncü videom burada. Bugün diğer marketlerine gideceğiz. Oradaki fiyatlara ve ürünlere bakacağız. Neler var, fiyatlar nasıl, uygun şeyler var mı? Eğer varsa toplayıp Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Ama şu anda bu sabah itibariyle Euro'nun 19 TL olduğunu öğrendim. O yüzden neyle neyi çarparsak çarpalım çok uygun değil. Ne Türkiye'de ne burada maalesef bize göre. Ama onların para birimine göre hala çok uygun. Biraz gezeceğiz. Moralleri bozmak yok tabii ki de. Daha sonra da burada Müller diye bir tane böyle bir dükkan var. Gratis'e benziyor. Ama içerisinde çok fazla böyle parfüm, makyaj malzemesi var. Birazcık da onları gezeceğiz. Arada görüşmek üzere. Biz çarşıya geldik. Müller'e gireceğiz. Müller buranın gratisi gibi bir şey. Bir tık daha büyük. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi hem oradaki fiyatlara bakacağız hem de yılbaşı hediyeleri alacağız. Girişi şu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada hediye yaptırabiliyorsunuz. Nereden başlayalım? İlk önce parfümlerden başlayalım. Mesela Tommy'nin parfümleri var. Ne kadarmış Tommy'nin parfümleri? Şöyle göstereceğim size. Bunun içerisinde hem vücut kremi hem de parfümü var. Basın fiyatları 43 euro. 19 euro. Dokusun 36 euro. 29 euro. Bu yine böyle 43 eurodan 36 euroya düşmüş. Yılbaşı ve Noel için indirimler bayağı mevcut burada. Benim parfümüm artık yok. Temiz yok mu? Aa bak böyle varmış. 19 euro. Şöyle bir küçük küçük takım almak isterseniz bunun fiyatı 19 euro. Ben bunu çok seviyorum. Hangisi? Ama bunun kırmızısı çok güzel. Bunun fiyatı 60 euro. Bunda indirim yok. Dior'un parfüm var. Böyle takım olarak. 104 euro. Yine Dior. 119 euro. Dior'larda çok şey yoktu. İndirim yoktu. Bunun fiyatı 14 euro değil mi? Evet. Bu bayağı uygunmuş. 49.95. Mesela böyle ufak var böyle. İki tane 4 milim. Bir tane de böyle varmış. 25 euro. Bunda indirim var. Bu mesela bu benim parfümüm. Bu 30 milim. Hayır. 30 milimler şey bu vücut şeyleri. 30 milim vücut şeyi. Bu da 50 milim. Bak, bu da 50 milim. O fiyatı güzelmiş aslında. Aa çok küçük ama. 25 euroymuş. Bayağı küçük. Hmm. Yani birisi de hediye almak isterseniz mantıklı. Mesela burada var. Bu da 50 milim. Bir tane mesela bu da 25 euro. Niye öyle? Bunu almak daha avantajlı, bunu almaktansa. Şöyle göstereceğim. Bunların fiyatları da 37 euro, yanındaki de 39 euro. Mesela bunun fiyatı da... Bunu açabilir misin Esma, içini gösterelim. Bu şey ne, bu ne? Şudur, şu az önceki. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz. Çok güzel cilt bakımları Asam'dan. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Biraz pahalı ama gerçekten çok çok güzel. Bu da şu da çok güzel. She Side'de. Evet bu da çok güzel. Onlar acayip güzel. Ondan sonra bu da Estee Lauder'ın markasında. En sevdiğim markalardan bir tanesi. Böyle hediye, küçük hediye paketi. Burada da kalın parçası var. Parfüm hastasıyım. Evet, Esma parfüm hastası evi dolu yani. O yüzden
Ne tavsiye ederim? Ne tavsiye ediyorsun bize mesela? Hiç kimse bilmiyor ama bunu bir kokasınız hasta olacaksınız kokusuna. Versace Eros ama kadınlar için. Fiyatı ne kadar? 50 milim mi 91. 91 euro. Aynen. Başka hangisi çok güzel? Dior'un klasik. Ben Dior, ben ona bayılırım. Portion. Gerçekten onlara onun bayılıyorum. 100 milim mi 116 euro. 116 euroymuş. Başka. Dior her yerde Dior olduğunu gerçekten belli ediyor. Ve Chanel. Ben Chanel'de çok seviyorum. Evet, Chanel'in ama hangisi güzel? Şu çok güzel. Şu çok güzel. Mademoiselle. Acayip güzel. 114. Bir de bu yeni çıkmıştı. Bir sene oldu galiba. Bir seneden fazla. Hı hı. Ama kokusu harika. Koklar. Gabriel. Gabriel de çok güzel, evet. Ben Chanel'i çok seviyorum. Çok mu? Oo, çok güzel. Evet. Number 5 hiç kimse tavsiye etmem. Eski nenelerin kokusu. Ama en sevdiğim şu. Libre. Yani bu sene Türkiye'de herhalde kullanmayan kalmadı bu parfümü. Her kadında görüyorum Libre'yi yani. Ve bunu da kullanıyorum. Sen bunu hiç kokladın mı? Bunu koklamadım. Muhteşem bir kokusu. Arabamda var şu. Hadi. Dün koklamıştık. Çok güzel. Evet, bu da güzel. Fena değilmiş. Annemin en sevdiği parfümü. La Vie Belle. Tam bir anne parfümü değil mi? Tabii. Böyle annelere tatlı. Yakışan bir koku. Evet, çok tatlı. Tatlı böyle, şekerli. Evet. Ya çok şekerli değil ama çok güzel. Mesela burada 30 milime 37 euro. Akşam yemeği için böyle sadece akşamları yakışan bir koku. Armani'si ama intense, yani şunlar. Bu değil, kırmızısı değil. Bunu günlük kullanabilirsiniz. Ama bunu sadece akşam. Akşam. Fiyatını da söyle bize. Aynen. Fiyatı 100 milimi 125 euro. 125 euro. Bu da yeni çıkmış Armani'den. My Way. Çiçek. Böyle çiçek kokuyor. Çiçek kokuyor. Benim için çok tatlı. Ben çiçek kokudan severim. Bu da güzelmiş. Başka gelelim buraya. Ben parfüm hastasıyım demiştim. Evet. Bu da çok güzel. Dolce & Gabbana. Biraz sanki ağır kokular ama. Ama bu çok tatlı. Sana yapmıştım ya hani evde. Evet. Ver kolunu. Kokla. Bu çok güzel. Ben herkesin kullanmadığı parfümleri kullanıyorum. Bunda fiyatı 107 euroymuş. 50 milimi. Şöyle 25 milimi de var. Tatlıyı fazla sevmeyenlere bunu tavsiye ederim. Dolce & Gabbana'nın Light Blue. Ucuzlamış hatta. 50 milimi 61 euro. Ben Burberry'i de seviyorum. Yani. Ben şeyleri daha çok seviyorum. Erkek parfümleri geçelim. Şimdi kadın parfümü bitirdik, erkek parfümüne doğru geçiyoruz. Benim tavsiyelerim. Esma'dan tavsiyeler. Tito da çok seviyor değil mi, evet, parfümü? Onun da bir sürü. Sabah. Çok çekici bir koku. Ama maalesef herkes kullanıyor. Ama baya çekici. Ben yine erkekte Chanel'i severim, Blue Chanel. Çok böyle güzel. Bir odunsu kokusu, evet, var gerçekten de. Ama sana şimdi bir koku göstereceğim. Hiç beklemezsin. Gel sana bulsam hemen. Buldum. Dolce & Gabbana Intenso. Şimdi kokla, hiç beklemezsin böyle güzel gerçekten bir koku. Mi? Kokla. Kokluyorum. Muhteşem değil mi? Değişik bir kokusu var böyle. Çok, evet, güzel. Evet. Tam böyle bir odunsu değil de böyle. İçinde bak şey var. Türkçesinde basilikum. Ben sadece Almancasını biliyorum. Hmm. Yeşil yeşil bir ot var içerisinde. Bunun ismi ne? Galiba Türkçesi reyhan. Reyhan. Evet, bir hafif ve, bir tarçın bir reyhan. Tarçın, evet. Değil mi? Aynen. Ve güzelmiş. Benim eşimin kullandığı parfümü göstereyim size. Versace'ye geçelim.
onunla tanıştığım zaman o parfümün arkasında Versace neresi? Eşimin kullandığı Versace Eros. Aa, bu da çok güzel. Ama sen bunu hiç kokladın mı? Bunun evet kokusu çok güzel. Acayip. Şöyle güzel. Fiyatlarını da göstermek kırmızısı istiyorum size. Da çok güzel. 97 euro. Ama bunun mavisi daha güzel. Kırmızısından evet. Daha ziyade. Ben Salvatore'den tanıştığım zaman bu hep vardı üstümde. O yüzden bu parfümü sadece ona alıyorum. Sadece kocasını alıyor. O da güzel. Ama ben mesela erkek arkadaşıma şunu alabilirdim. Gerçekten o da de. Var onda. Harika. Salvatore parfüm pastası biliyorsun. Yani bir hediye almak istiyorsanız yeni yıl hediyesi ben aynen. Bunu öneririm. Gerçekten de harika bir parfüm. 75 milimde 75.95. İşte şimdiki kurla çarparsanız sanırım Sephora'da falan bulabilirsiniz. Büyük ihtimal vardır. Aynen. Var var her yerde var. Erkekler için onları işte tavsiye ediyorum. Şey de çok güzel. Blue Chanel. Ya ben bu parfümü ya bunu gerçekten de çok seviyorum. Çok yani, güzel bir parfüm ama herkes kullanıyor. Evet herkes kullanıyor ama çok güzel. Yani bence her erkeğin dolabında evet, yani Salvatore'de de var. Bulunması gereken bir parfüm kesinlikle. Evet. Ama yeni favorim bu da eklendi. Bunun yani Blue Chanel'in yanına Dolce & Gabbana da eklendi ve gerçekten de çok güzel. Evet. Erkekler için de bu kadar parfüm öneriyoruz. Bunları öneriyoruz diyebiliriz. Ben bunu ama da... erkeklerde çok fazla bir indirim yok. Şu anda. Evet, yok. Genelde kadın parfümlerinde indirim var. Evdeki parfümleri de göstereyim. Evet. Onun için ayrı bir video çekeceğiz. Yani Esma'nın evinde ayrı bir video çekeceğiz. Şimdi makyaj bölümüne doğru gidiyoruz. Bir makyaj bölümüne doğru geçiyoruz. Birazcık aynen. Da orayı anlatacağız size. Burası Makeup Factory. Bu da güzel bir marka. Ben seviyorum. Güzel bir marka. Fondötenlerine bakalım. Fondöten fiyatları 29.95 Euro'dan başlıyor. 16.95 şu. Aynen. Diğeri 21.95. Bu da bu. Nerede bacak için? Bacak için. Bacak için 21.95. İşte yüz spreyi 16.95. Fondötende 29.95. Burada da 24.95 de var. Şunlar da sanırım 20.95. Bunlar da 20.95. Şurada şöyle kirpikler var. Şu an indirimde 9.95. Burada maskaralar var. Maskara fiyatları değişiyor. 15 euro ile 19 euro arasında değişiklik gösteriyor diyebilirim. Evet, pardon. Evet doğruymuş. 15 ile 19.90 arasında fiyat değişikliği gösteriyor. Rujlar da 11 euro ile 13 euro arasında fiyat değişikliği gösteriyor. Burada böyle far paletleri var. Far paletleri de 10.95'miş şu mesela. 10.95. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 19.95 ile 20.95 arasında gidiyor. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi de Lancome'a geldik. Çok 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 güzel ürünler. Herkese tavsiye ederim. Bunlar fondöten. Su geçirmeyen fondötenler. Yani istediğiniz kadar ağlayabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Bunlar da tam kapatan fondötenler. Şunlar. Fiyatları ne kadarmış? Yazıyor fiyatları mu? Fiyatları yazıyor. Ama ortalama 45 ile 50 euro. Çünkü ben hep o fiyatını alıyorum. Dior olsun, Chanel olsun, Lancome olsun hepsi aynı. Bu da fondöten. Bakayım, evet. Bu da fondöten. Şu da far. Görüyor musun? İçini açayım. Göster bize. Çok güzelmiş. Peach tonunda. Yani peach ne de Türkçesi? Ay. Yanak için. Highlighter aynen. Gibi. Yo rengi. Hafif şeftali. Şeftali. Ya. Bu da highlighter. Size göstereyim. Evet, Esma sizin için deniyor arkadaşlar.
Bence güzelmiş. Bunların ne fiyatları sence ne ortalama? 30 vardır. Bence. Bir de maskaraları gösterelim. Maskaraları çok güzel. Daha ben kullanmadım ama tanıdığım kişiler var. Kullandığı tanıdığım kişiler var. Onlar çok memnunlar. Ortalama fiyatı nedir sence? 25 ile 30. 25 ile 30 euro arasında değişiyor. Bir de rujlara bakalım. Rujları da çok güzel. Kendime hatta bir tane almayı düşünüyorum. Ama hangi renk? Çünkü benim bir sürü şeylerim var. Rujlarım var. Ortalama fiyatı ne kadar sence ruju? 40 euro olabilir. 45. 45 euro. Aynen. Buraya da bakalım. Shiseido'nun markası gerçekten evet, çok güzel. Çok, çok güzel. Belki ben de fondötenine bakabilirim. Yani yine de pahalı onlarda. Ama diğerleri gibi değil. Chanel gibi değil. Dior gibi değil. Lancome gibi değil. Daha güzel diyorsun. Evet. Yok yani o kadar da pahalı değil. Aynı şeyde kategoride ama o kadar pahalı değil. Fiyatları daha uygunmuş. Benim en sevdiğim fondöten, günlük kullandığım fondöten forever. Ama bir şey söyleyeyim mi? Artık çoğu kadın gerçekten de kullanıyor. Yani evet. Her kadının yani neredeyse 3 kadından bir tanesinin çantasında bulunan bir şey. Ben arkadaşlarımı çok görüyorum. Gerçekten çok güzel. Ortalama burada fiyatları ne peki diyorum? 45-50 euro arasında alıyorum. Ben genellikle şeyden alıyorum. Sephora'dan alıyorum. Genelde fondötenlerin fiyatları, pahalı fondötenlerin fiyatları 45 euro ile 50 euro arasında değişiklik gösteriyor. Aynen. Rujları da acayip güzel. Evet. Kırmızı tonları çok çok güzel. Burada farları bulunuyor. Burada rujları. Bunlar. Çok çok sevdiğim marka. Yves Saint Laurent. Ya ben bunu tam bilmiyorum ama Yves Saint Laurent'ı çok severim. Ve rujların paketi çok güzel. Rujlar çok güzel, evet. Bakar mısın? Aa. Yani görünüşü bile çok hoş. Rujları çok güzel. Burada da fiyatları var. Görürsen. Fiyatları mesela rujların fiyatları. 97.95. Bu ne oluyor? Kontur yapmak için. Hani... Evet, kontur. 48.95. Rujları. Şu mesela, şu ruju çok görüyorum. Çok güzel. Evet, bunun da fiyatı 37.95. Bunlar da mat rujlar oluyor. Mat rujların fiyatları. Fondöten. Dedim ya 50 euro evet, arasında. Mesela fondötenin fiyatı 50 euro. Yani 49-45 ama işte 50 euro diyebiliriz. Maskara fiyatları da 20 euro arasında. Evet, 35 ile 20 euro arasında değişik gösteriyor. Burada ufak farları var. Bir şey göstereceğim. Ya. Ben bu maskarayı uzun kirpik isteyenlere herkese tavsiye ederim. Diyorum markası. Evet, diyorum. Şu maskarası. Gösterelim tam su yakından. Su geçirmez. Çok 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 güzel. Şuymuş. Beni de göstereyim. Bayağı evet güzel gözüküyor. Su geçirmez diyorsun. Aynen, su geçirmez ve çok 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 güzel kirpik yapar. Şöyle geçelim. En sevdiğimiz ikinci marka Chanel. Bunun fiyatları yazıyormuş, gösterebilirim zaten şöyle. Fiyatları yazıyor mu? Evet. Aşağıdakilerin yazıyor. Rujlarından başlayalım. Aynen, rujları çok güzel. Bir tane seçim. Kırmızı. Millet kullandığı için denemek istemiyorum. Evet, şu an çünkü korona dönemindeyiz hala. Aynen. Deneyemiyoruz. Aynen. Ojeleri. Benim bundan var. Çok evet, güzel bir akşam renk. Ondan sürmeyi planlıyorum. Süremedim. Şu da var bende. Onu açık gösterebilir misin? Allık. Allık o. Şurada allık renkleri de mevcut. Aynen. Biraz rengarenk böyle. Benim bunlar en sevdiğim renklerden bir tanesi. Ile. Şeftali. Gözaltı için concealer. Bunlar da. Şunları göstereyim.
Bunlar da sıvı şey far. Sıvı far. Aynen. Onu kullanmadım daha önce. Farları. Şurada farları. Farları galiba seçiyorsun değil mi? Aynen seçiyorsun. Ya da böyle dörtlük de alabiliyorsun. Şöyle. İstediğin. Şöyle yapabiliyorsun. Bu şekilde. Yine fondötenlerini. Fondöteni çok güzel. Bende evet. Var bir tanesi. Ama çok kalsım olduğu için gözde yanıyor. Öyle mi? Evet. O yüzden ben diyorum daha çok tavsiye ediyorum. Bakın bu önemli bir detay. Chanel'in içerisinde. Şurada mesela fiyatları bulunuyor. Size şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Üzerinde yazıyor zaten. Onlar rujların rengi. Evet. Rujların rengi ve fiyatları burada yazıyor. Bir de bak. Ama en güzel göz kalemi Chanel'de. Evet. Göster herkese. Bakalım bize. Ben bunu kullanıyorum. Şunu kullanıyorum. Gerçekten çok. Bu da harika. Ben de bir kırmızı aşıklığı var bende. Çok seviyorum. Ve Chanel'in yüz bakıma gelelim. Çok Chanel'in güzel. Yüz bakımı. Evet. Yani kremleri harika. Elime bir kremler. Daha önce kremlerini kullanmadım. Koronadan dolayı. Evet, koronadan dolayı deneyemeyiz. Ama çok güzel. Mesela yani. Fiyatlarını ufak ufak gösterelim size şöyle. Bunlar serumlar. Şöyle. Ortalama işte yani 49 Euro'dan başlıyor. 170 Euro'ya kadar çıkıyor ürünleri, yüz bakım ürünleri. 365'e bile var. Pardon, yukarıda 365'e var. 500'e bile var. O neymiş? Bu neymiş mesela? Altınlar içinde galiba. Yani yüzünüze altın değmesini istiyorsanız neden olmasın? Şöyle gösterebilirim. Burası da yüz bakım ürünü. Biz şimdi ufak bir ara vereceğiz. Daha sonra tekrardan devam edeceğiz. İsmail'e küçük bir mola verdik. Bir tatlı ve alkolsüz şarap içtik. Gerçekten de alkolsüz şarapları çok güzel. Çok bayıldım. Hatıra olarak da kupaları aldım. Triyer'in kupasını. Şimdi tekrardan Müller'e geri giriyorum. Orada size böyle geri kalan kısmını göstereceğim hızlıca. Şimdi burada kremler bölümü var. Size bunları göstereceğim. Hızlı hızlı göstermeye çalışacağım. Maske ve kremler ve serum varmış. Burada. Şurada mesela maskelerin fiyatları şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu mesela 1 euro. Mesela bunun fiyatı 1 euroymuş. Serumlar 3.95. Şöyle mesela 4.25 arasında değişiyor. Şöyle size hızlı hızlı göstermeye çalışacağım. Bayağı bir uzun videoydu. Miller'de çok vakit geçirdik çünkü. Daha DM'e gireceğim. Bir tane daha böyle Sephora gibi bir yer var burada. Orayı da size göstermek istiyorum. Şurada mesela relax kremler varmış. Enerji. Bunların da fiyatları 5.95. Onların para birimine göre çok uygun. Şöyle göstereyim. Şunun fiyatı mesela 2.95. Burada saç için yani burada aloe vera var mesela. Yine saç ve vücut. Bunlar da 4 euro ile 8 euro arasında değişiyor fiyatlarıyla. Tarafa geçelim bakalım orada neler var. Burada mesela makyaj için fırçalar bulunuyor. Onların da size fiyatlarını hızlı hızlı göstereyim. Mesela bu 5 euro. 3.69, 4 euro. 2 euro. Ortalama 3 euro ile 5 euro arasında değişiyor.
Burada yine böyle. Onların da fiyatları aynı. Şu en pahalı sanırım. Pahalı olduğu için 6 euro. Ortalama fiyatlar bu şekilde diyebilirim. Burada ojeler var. Bu oje ne kadar pahalıymış ya? 11.95. 12.95. Şunlar mesela 7.95. Tırnaklar mesela 7.99, 8.99 euro. Arasında değişiyor. Mesela kirpikler 8.99. 7.99. Bunların fiyatları pahalıymış. Mesela manikür setinin fiyatı 17.95, pahalı. Rozman'da ben 7 euroya bulmuştum. Bunun fiyatı da mesela 39.95. Rozman'da da böyle bunu görmüştüm. Burada da maskeler var. Garnier maskeleri 1.95 ve 2.45 arasında değişiyor. Altta yine 1.95. Farklı markaların da 1.95, 1.49, 1.39 şeklinde değişiyor. Onların da fiyatları mesela 1.45. Yine burada maske ve vitaminler var. Mesela bunların fiyatı da 75 centmiş. Şunlar 95 cent. Şunlar da 95 cent. Sadece şu pahalı 2.95. Bunların fiyatları ne kadarmış bir bakalım. Hepimiz zamanda kullandık. 3.95 çarpmış. Gördüğünüz gibi. Cina'nın ise mesela 4.95. Kremleri 9.95, 12.95 şeklinde değişiyor. Bu ürünleri de mesela, bu ürün 4.75. Bunun fiyatı 4.65, 4.35. Ben çok sevmiyorum Neutrogena'nın ürünlerini. Yine Nivea'nın ürünleri var. Şöyle 1.75, 1.99. Makyaj temizleme mendilleri. Burası da full krem bölümü diyebilirim. Diğer tarafta genelde böyle şampuan, işte duş jeli vesaire bulunuyor. Nivea'nın ürünleri de böyle, kremleri de 8 Euro'dan başlıyor. 13 Euro'ya kadar çıkıyor. L'Oreal'in ürünleri var. L'Oreal'in ürünleri de 10 Euro'dan başlıyor. Böyle 26 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Mesela şuradaki ürünlerini göstereyim size. 12.95. 12.95. Burada Maybell ürünleri var. Maybell'in burada da pahalı. Yani İstanbul'da fiyatları hemen hemen kurla çarparsanız aynı diyebilirim. Hızlıca size şöyle göstereyim. 9.95. Böyle ikili bir set. Ruj ve kalem, yani stick ve kalem. Bunların fiyatları yazıyor. 3.45 ile 7.95 arasında değişiyor. Kalemlerin fiyatları ise 3.45, 8.95 euro. Rujların fiyatları 6.45. Bu far paleti mesela 12.55.
Rimellerin fiyatı 7.95. Maskaralar 8.95. Maskarayı seviyorum. Çok güzel bir maskara. Şu da 7.95. Hoşuma giden bir maskara. Ama bunun sarısını kullanmıştım şuna. Bu da 6.45. Bu benim vazgeçilmezim. Yani bu ne zaman indirime girse mutlaka alıyorum. Burada fiyatı 8.95'ten 7.95'e düşmüş. Ve gerçekten gözaltılarımı tek kapıdan şey. Ben bir de şunu kullanıyorum. En son ben İstanbul'da 100 liraya almıştım makyaj bazını. Burada fiyatı 7.95. Zam gelmiştir büyük ihtimal. Fondötenlerin fiyatı da 7.65'ti. 7.65'ten başlıyor. Bunlar da 11.95 euro. Aynen. Fiyatlar bu şekilde. Sizinle birlikte Müller'i gezdik. Şöyle. Hem videomu hem de alışverişimi bitirdim. Kardeşime ufak ufak hediyelikler aldım. Şimdi geri dönüyorum. Çünkü hava çok soğuk. Diğer marketlere yarın gireceğim ve farklı bir video oluşturacağım. Bu bayağı uzun bir video oldu. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.